İsmail Saymaz, 18 Şubat 2022, HalkTV.com.tr. Alevi olma faturası. Yılbaşındaki olağanüstü zamdan sonra elektrik yalnızca dar gelirlileri ve küçük esnafı değil, ensesi kalınları, iri kıyım işletmeleri ve anlı şanlı sanatçıları da çarpar oldu. Vatandaş evde ışık yakmamak için karanlıkta oturuyor. Lokantalar elektrik borcunu pankarta yazarak cam ekana yapıştırıyor. Lüks oteller duvarlarına asıyor. Birkaç ay önce şükredin diye isyan edenlere akıl veren oyuncu faturasını yayınladı. Kuşkusuz en ağır fatura İstanbul'da Garip Dede Cemevi'ne gönderildi. Yalnızca 30.060 TL borç çıkarılmasından söz etmiyorum. Alevilerin ibadethanesi olan Cemevi'nin tüketici grubu sınıfı bakımından ticarethane sayılmasını kastediyorum. Çağa yakışmayan, utanç verici bir ayrımcılık bu. Eşit yurttaşlık talep eden Aleviler, cemevleri ibadethane olarak sayılana dek faturaları ödemeyeceklerini açıkladı. Bir kısmı da cemevlerinin fatura ödemekten muaf tutulmasını karar altına almak için dava açtı. AK Parti, Alevilerin itirazını bastırmak için cemevlerinin tüketici grubunu konut diye değiştirdi. Diğer bütün vakıf ve dernekler bu çerçeveye alındı. Tam bir siyasi üçkağıtçılık. Çünkü hem cemevleri için düzenleme yapılmamış oldu, hem bu sayede tarikat ve cemaatlerin dernek ve vakıfları da indirimden sebeplendi. Oysaki Alevileri inciten elektrik faturasının kabarık olması değildi. Pekala 30.000 TL'yi ödeyebilirler. İncitici olan ibadet merkezlerinin ticarethane sayılması. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına rağmen AK Parti, Aleviliği bir inanç ve cemevlerini ibadethane olarak görmemekte direniyor. Anayasasına göre laik olduğu iddia edilen Türkiye'de Aleviler zorunlu din dersine tabi tutularak sünnileştirilmek isteniyor. Türkiye'de 10-15 milyon Alevi yurttaş yaşamasına rağmen AK Parti'nin 285 milletvekili içerisinde bir Alevi bulunmuyor. Ortağı MHP'de var mı? Bilen biri gelsin. Alevi bakanı olmadı, Alevi vali yok. Kaymakam varsa bile kimliğini gizliyor. Emniyet müdürlerinin sayısı bir elin parmağını geçmez. Yani asıl fatura elektriğe değil, Aleviliğe çıkarılıyor. Cemevlerinin faturaları kapatılır da sözde laik Türkiye Cumhuriyeti'nin öz evlatlarına kestiği Alevi olma faturası nasıl ödenecek? İsmail Saymaz.